dönmediler. Hala gelmediler. Benim oğluma bir şey olursa ben... Geldiler! 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 Oğlum! Oğlum! Abi! Cihan! Azat'ı getirmedin mi? Azat nerede? Sakin. Canım Azat nerede? Sakin. Reyhan. Tamam. Anam. Anam. Buradayız hanım. Karım da ben de buradayız. Elif. Kızım seni kim götürdü oradan? Ha? Sen kendi ayaklarınla mı gittin? Söylesene kızım, susma. Seni kim aldı götürdü oradan? Bu evlilik yüzünden Azat'ın hayatı tehlikede. Benim oğlum için yapamayacağım bir şey yoktur Elif. Benim de. Öyle mi? O zaman sana babaannen aşağıda daha biraz önce beni Azat'ın hayatıyla tehdit etti desem ne yapacaksın? Babaannen bu intikama Azat'ı da dahil edecek Elif. Git kızım. Azat'ın sebebi olma. Beni Handan Hanım gönderdi. Beni Handan Hanım gönderdi. Babaannem onunla konuşmuş. Azat'ın hayatıyla tehdit etmiş. Eğer beni göndermezse intikamına Azat'ı da dahil edeceğini söylemiş. Sen ne yaptın? Ne ettim ben? Oğlumun hayatta kalması için ne lazımsa onu ettim. Bana sordun mu? Ya Azat, Azat'a sordun mu? Sen bizi çiğneyip geçtin ondan. Can, tamam. Tamam. Ben ne ettimse oğlum bu intikamın yüzünden ölmesin diye ettim. Sen kocanı ezdin. Sen evladını ezdin. Düşmanınla ortaklık ettin sen. Sen benim arkamdan nasıl iş çevirsin ondan? Ettimse ettim. Sizden özür mü dileyeceğim? Oğlumu bu intikamın içinden çekip almak için sizden izin mi isteyeceğim? Hepinizin yaptığı boy boy ortada. Senin evladının canı tehlikede diye yalan söylemedin mi? Sen... Anne yeter! Bundan sonra benim hayatıma karışmayacaksın, anladın? Bu evde hiç kimse karışmayacak. Ben Elif'i aldım buraya getirdim. O artık bir şad oğlu. Azize de sen de ne düşünürseniz düşünün. Elif'ten uzak duracaksın. Azat. Sen Elif'i de al odanıza çıkın oğlum, haydi. Haydi. Sen böyle bir şeyi kendi başına nasıl yaparsın ha? Bize sormadan. Nasıl böyle bir karar verirsin? Azize'ye pamuç bırakıp Şadoğullarını dize mi getirecektin yani? Hala Şadoğlu mu diyorsun? Benim evladım
senin adından daha kıymetsiz değil mi baba? Hani lafa gelince hepiniz konuşuyorsunuz ya. Sen iki sülalenin de tek erkek torunusun. Bizim soyumuz senin üzerinden yürüyecek diye. Soruyorum ben şimdi sana. Allah korusun. Azat ölürse senin o çok kıymetli soyun nereden yürüyecek acaba? Cihan! Al şu karnını sustur. Daha fazla konuşmasın. Beni bu saatten sonra hiç kimse susturamaz. Aa işte hepinizin önünde söylüyorum. Durmayacağım. O kız bu evden gidecek. Öyle bir şey yapmayacaksın. Yapacağım. Yapmayacaksın. Yapacağım, görürsün. Sen ne biçim babasın ya? Evlenmenin kızının soyunun sopunun yerine biraz oğlunu düşünsene artık. Ben onu da düşünürüm. Ötekini de düşünürüm. Beni duyuyor musun? Sen bundan sonra hiçbir şeye karışmayacaksın. Eğer bir daha arkamdan iş çevirip boynumu yere eğersen... Ne yaparsın? Ne yaparsın o kaldırdığın eline mi vurursun? Kırıp döker misin? Boşar mısın beni? Ne yaparsın? Bu raddeye getirirsen eğer, hiç düşünmeden seni boşarım. Beni duyuyor musun annem? Seni boşarım! Seni boşarım! Ben karnımda senin evladını taşıyorum Cihan Şadoğlu. Her şeye rağmen senin gönlün düşmanının kızı için bu lafları bana etmeye razı geldi, öyle mi? O zaman aç kulağını da iyi dinle. Ben yemin ettim. Dönmeyeceğim. O kız bu evden gidecek. Ben göndereceğim. Ama değil mi ki sen bana şart koştun? O zaman inceldiği yerden kopsun Cihan Şadoğlu. Ya Handan ne diyorsun canım? Yapmayın ya. Sen neler diyorsun böyle? Yapma Handan. Tamam, evladın için yakıp yıkıyorsun ortalığı. Hakkın da vardır belki ama önünü ardını da bir düşün. Senin bu ettiğin yüzünden o kız canına kıyacaktı, canına. Korkuluktan atacaktı kendini aşağıya ya. Yapma. O da bir evlat, hem de öksüz yetim bir evlat ya. Yapmayın. Nasıl? Tek kelime daha etme Handan. Çık odaya. Harun, bekle. Abi, ben bu akşam otelde kalacağım. Acil bir şey olursa siz bana ararsınız, tamam mı? Yapma oğlum, gitme. Ya. Abi yapma. Tamam, bırak. Abi, tamam, ben gideceğim abi. Yürü. Cihan!